Osman bayramı mübarek olsun. Oh, gel bakayım. Anneanne. Ama ne? Ne oldu böyle Havuç Efendi? Okulda savaş falan mı çıktı yoksa? Sorma Emine abla. Kaan abisiyle kavga ettik. Yine dayak yedim desene sen şuna. Ne alakası var Emine abla? Arada ben de bir iki tane geçirdim. Sen merak etme Havuç. Yarın ben okula gider döverim o çocuğu. Ay saçmalama Kemal Bey. Ne demek saçmalama? Çocuk her gün okulda dayak mı yesin ya? Her gün değil. Cumartesi, pazar tatil. Biz bu Havuç'u sıkılı tedrisattan geçirmeliyiz. O zaman en başından başlayacağız Şükrü. Delikanlının alfabesinden. Örnek alma oğlum. Sen dayak yememişsin bugün. Bu sefer Kaan'ı ben de öldüm. Şu çocuğun gözünün haline bakar mısınız? Kaan'ı nasıl pataklayacağımı sen bana öğretmedin mi? Benimle gurur duymaz. Bitiririm lan sizi. Bitiririm lan. Hepimiz aynı anda çocuk yapma çalışmalarına başlayalım. Bakalım kiminki daha önce olacak. Ne dersiniz? Oktay. Yemezler. Oktay. Hı. Yemediler abiciğim. Niçin yemediler? Şimdi ona bakacağız. Orçun uyuduğuna göre hiçbir engelimiz kalmadı artık. Seni bu gece kimse elimden alamaz gönül. Git bak şu kapıya. Orçun uyanacak şimdi. Kardeş geliyor mu ha? Çakalsın. Müsaade edersen gelecek ama. Sağdaki annemin. Sağdaki annemin. Aa, sağdaki çaldı. Kapı çaldı. Ben bakarım. Ben bakıyorum. Ya oğlum sus da iki lafla biz konuşalım ya. Made in Turkey. Beni unut, düşme sakın peşime. Beni unut, gülme sakın halime. Kadere yalvarmak yok, severken ağlamak yok. Yok, elimi kolumu bağladın sen Hüseyin. Ha, geldi kırmızı Hüseyin. Yanındaki de minyatür Şükrü. Sizin ikiniz de minyatürke koymak lazım. Üçkağıtçı Hüseyin'den Şükrü'nün küçük örnekler olarak. Artık bizimle böyle konuşmasa iyi olur Emine abla.
Çünkü biz özgür basınız. Aa, niye ki? Üçkağıtçılar tövbe mi ettiniz? Senin karşında özgür basın duruyor Emine abla. Laflarına biraz dikkat et. Biz artık gazete çıkarıyoruz. Aa, gazete mi çıkarıyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz ki? Gazeteciden gidip paranızdan satın alsanıza. Biz gazeteyi kendimiz okuyalım diye çıkarmıyoruz ki Emine abla. Parayı verip siz bizden alacaksınız. Çok satacak bu gazete, çok. Okulda en az 100 kişiye abone ederiz. Sence bu işi ikimiz becerebilecek miyiz? Beceririz tabii oğlum. Biz okul gazetesini kaç kişi çıkardık ki? Evet ama bu daha geniş kapsamlı bir şey olacak. O kadar haberi nasıl toplayacağız biz? Haber dediğin nedir ki yiğit? Bak işte sana arka sayfa güzeli. Çekemem fotoğrafı. Tabii canım. Benden güzelini mi bulacaksınız? Çek hadi çek çek. Böyle. Çek çek şöyle güzel çek. Böyle fazla açılıp saçılma Emine abla. Sonra Hüseyin abiyle papaz olmayalım. Aman canım, o nereden görecekmiş ki? Ne demek o nereden görecek? E götürüp satacağız. Ne? Götürüp satacak mı? Tutma kardeşim, çekme! Çekme diyorum, Mine abla! Ya Mine abla, bekliyor musun makineyi? Emine ablanın o kadar fotoğrafını çektik. Altına haber olarak ne yazacağız biz şimdi? Arka sayfa güzeli bu oğlum. Ne haberi? Uyduracağız bir şeyler. Emine abla temizlikte sınır tanımıyor diye bir başlık atsak olur mu acaba? Saçmalama Yiğit. Öyle haberi kim okur? Sen söyle o zaman bir şeyler. Mesela... Güzel temizlik sanatçısı Emine abla idealindeki erkek tipini açıkladı diyebiliriz. Hüseyin abi kızmaz mı? Hüseyin abinin kendisini tarif edersek kızmaz. Heh, bak bu arada güzel sanatçı Emine abla kaset çıkarmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Bir de Emine abla kaset çıkarmıyor ki oğlum. E biz de çıkarıyor demeyeceğiz ki oğlum. Çıkartmaya hazırlanıyor diyeceğiz. E kaset de çıkmazsa o da Emine ablanın problemi. Aç yavrum. Merhabalar. Hoş geldin. Hadi aç ağzını aç. Yavrum hadi gel ağzını aç. Mama. Mama. Aslan oğlum benim. Mama mı yiyorsun sen çocuğum? Hadi ağzını aç yavrum. Hadi ağzını aç. Anneciğim kaşığı çok dolduruyorsunuz. O yüzden açamıyor çocuk ağzını. Nasıl açsın? Ayol sen bana mı öğreteceksin çocuğa nasıl mama yedirileceğini? Hayır anneciğim yani biz de biliyoruz çocuk bakımıyla ilgili şeyler. Tonla kitap okuduk bu konuda. Ha, büyüklere karşı nasıl davranılacağıyla ilgili de bir şeyler okusaydım bari. Anneciğim, ben bir şey demedim ki şimdi. Al, kendi yedir çocuğa mamasını. Ama... Anneciğim, ben bir şey demedim ki şimdi. Ne oldu yani? Saygı maygı yok ki. İyice cahil yerine koyuyor beni ya. Baktım. Merhaba Selami. Hoş geldiniz. Merhaba hayatım. Oh, bu ne keyif böyle? Maaşımızı mı aldım Gönül? Düşünebiliyor musun? Aldığım para Oktay'ınkinden daha fazla. Sadece 50 milyon. Birileri buna pek sevinmişe benzemiyor. Hayret bir şey abicim ya. Sevinsene bak kızcağız zam almış. Karım benden daha fazla para kazanıyor diye... ...zil takıp oynayacak halim yok Selami. Önlüğü de takmıyor musun? İfrit oluyorum ha. Kadın mısın sen ya? Ne alakası var Oktay? Bir erkek pekala mutfağa girip yemek pişirebilir. Tabii canım. Bir kadının iş dünyasına girip kocasından daha fazla para kazanması nasıl normalse... ...bir erkeğin de yemek yapması o kadar normaldir bence. Ağzına sağlık hayatım, geç canım. Sağ ol hayatım. Ya Müzeyyen Hanım. Siz bunlara hiç tuz atmıyor musunuz? Ayol tansiyonun çıkacak. Çıksın efendim. Tansiyon benim değil mi? Tansiyon senin ama sonra tasası bize düşüyor Kemal amca. Ne yani? Tansiyonumuz çıkacak diye ağız tadıyla yemek yemeyecek miyiz? Merak etme dede. Bu problemi gazeteme yansıtacağım. Yansıt evladım. Hatta manşeti de şöyle yaz. Lütfen vatandaşın ağzının tadını bozmayın Müzeyyen Hanım. Kızarım dede. Biz...
Halkın sesiyiz. Flaş Haber gazetesi, halkın gazetesi. Oo, halkın hakkını savunmak sana kaldıysa yandık demektir. Ne yani, ne? Şimdi sen benden 50 milyon daha fazla kazanıyorsun diye benden üstün olduğunu mu zannediyorsun ha Derya? Ay ne münasebet canım. Sadece senden 50 milyon daha fazla kazandığımı düşünüyorum. Aycığım bu kadar gurur meselesi yapma ya. Topu topu 50 milyon. Merak etme sana karısının parasını yiyor demezler abicim. Selami canımsın. Ayol kız zam aldı diye suçlu mu oldu yani şimdi? Özür dilerim. Bir daha zam yapmaya kalkarlarsa kocam kızıyor deyip kabul etmem. Senin şu gazeteye bizim beygir mühendisin de Savuç Efendi. Bütün paralar beygirlere yediriyor. Yazarım Emine abla. Biz çalışan kesimin de yanındayız. Vallahi yani ben boşayacağım bu adamı Müzeyyen teyze. Burama kadar geldi. Birinci sayfaya gireceğim hem de. Başlık şöyle olacak. Emine ablanın burasına kadar geldi. Nerene kadar geldiğini gösterirken bir de fotoğrafını çekelim mi? Laf dinlemiyor diye dedeni de yaz. Bak hala tuz atıyor, hala. Olur, biz lafın dinletemeyenin de yanındayız. Aynen yaz, dinlemiyor de. Onu da yazarız. Biz laf dinlemeyenin de yanındayız. Sizin yanınızda olmadığınız hiç kimse yok mu? Bir tek feministlerin yanında değiliz. Tabii, feminist. Kadınlar da erkekler kadar akıllı ve başarılı olabilir abicim. Canım sen. Tabii canım. Örneğin kocalarından daha fazla para kazanabilirler. Sadece 50 milyon. O da şimdilik. Yani ne saçma bir yarış içindesiniz, farkındasınız değil mi? Ben hiçbir kadınla yarışmam Gönül. Son derece adaletsiz olur. Çünkü kadın doğası gereği zayıftır. Ay, akşam akşam dinleyemem ben bunun zırvalarını Derya. Hadi yürü gidelim. Hadi hayat. Nereye gidiyorsunuz? Spora. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunurmuş Oktay. Bence arada sen de yapsan iyi olur. Kafandaki örümceklere iyi gelir. Harçlık bırakmamı ister misin? Malum ay sonu senin paran çoktan bitmiştir ha. Derya. Abi takma kafana böyle şeyleri ya. 50 milyon mu ne olacak? Ben takviye ederim. Ne demek takma Selami? Para güç demek, iktidar demektir. Şimdi benden 3 kuruş daha fazla kazanıyor diye kendini daha güçlü hissedecek artık. Baksana, hanımlar spora gidiyorlar ama bizden izin almak gereği bile duymuyorlar. İzinsiz spor yapmak suç mu amcığım? Suç. Gel buraya. Selami, önlüğünü unuttun. Mahalledeki başbaş köpekleri de yaz. Baksana, üst kattaki Cavidan Hanım kocasını da ısırmışlar. Bak, onu yazamayız Emine abla. Niyemiş o? Bir köpeğin Cavidan Hanım'ın kocasını ısırması önemli değil ki Emine abla. Yani bunu haber yapamayız. Ama Cavidan Hanım'ın kocası köpeği ısırsaydı, bak bundan süper haber olurdu. Yeter artık havuç, yemeğini ye. Ben doydum, artık kalkayım. Selami amcalara röportaja gideceğim daha. Ne, röportaja mı gideceksin? Evet dede, ben araştırmacı gazeteciyim. Öyle masa başında oturan gazeteciliği herkes yapar. Duyan da bunun memleketi kurtardığını filan zanneder. Hadi eyvallah, ben bir saate kadar dönerim. Bomba gibi kupon yaptık abi. İstersen yatır sen bunu yarın. Bu sefer kesin zengin olduk Şükrü. İçime öyle doğuyor. İstersen ben yatırayım abi. Senin işin mişin çıkar. Sen ne demek istiyorsun? Yoksa bana güvenmiyor musun? Kalbimi kırıyorsun ama Hüseyin abi. Sana güvendiğim kadar babama güvenmem ben. Güveneceksin tabii Şükrü. Bizde yamuk olmaz. Olmaz tabii abi. Buyur. Sende kalsın ortak kuponumuz.
Emre, hayırdır gecenin bir vakti? Yiğit'le birlikte gazete çıkartıyoruz. Selami amca. Öyle mi? Bir medya kalmıştı el atmadığın havuç efendi. Ben de öyle dedim zaten Selami amca. Kendi kendime ben bu medya olayına neden el atmıyorum ki de. Kadın erkek ilişkileri üzerine bir bölüm hazırlıyoruz Selami amca. Belki bize yardımcı olursunuz diye düşündük. Canımsınız ya çocuklar. Bence iyi düşünmüşsünüz. Tabi bu konudaki deneyimlerimizi gelecek nesillere aktaralım ki onlar da kendilerine ders çıkarsınlar. Öyle değil mi Selami? Tabi tabi tabi. Hadi geçin. Tam sağ baskıyla birazcık olmaya çalışacak sanırım. Bakalım. Sen benim kardeşim sayılıksın Şükrü. Trilyonluk servetim olsun. Gözümü kırpmadan sana emanet ederim. Al yarın yatır şunu bakayım. Ne kardeşi be abi? Biz kardeşten de ileriyiz. Tiyolar sağlamsa var ya, bu sefer çok iyi para kaldıracağız. Bana bak. En iyisi bende kalsın bu kupon. Aşk olsun be abi. Hani beni kardeşin gibi severdin? Ne alakası oğlum? Senin şimdi kafan bayağı kıyak. Kaybedersin, maybedersin. Yok, yok. Senin bana itimadın yok. Adama hasret etme Şükrü. Al şu kuponu, al. Evet. Erkekler olmasa kadınlar bir hiçtir. Saçmalama abicim ya. Esas kadınlar olmasa erkekler bir hiçtir. Yani birbirlerini tamamlar. Ama daha çok tamamlanmaya ihtiyacı olan kadındır. Çünkü kadın doğası gereği zayıftır. Aslında korunmaya ihtiyaçları vardır tabii. Hı hı. Yani siz diyorsunuz ki erkekler olmasa kadınlar ayvayı yer. Aynen öyle. Ben seni 3-5 trilyona satmam oğlum. Satmasın tabii abi. Yoksa ne diye bu kuponu bana veresin ki? Sen benim gözümde var ya, trilyondan da kıymetlisin oğlum. Sen de öylesin abi. Al. İstiyorsan sende kalsın bu kupon. Yok yok. Sende kalsın. Yok be abi. Sende dursun. Böyle sanki sana güvenmiyormuşum gibi oluyor. Olur mu öyle şey? O zaman da ben sana güvenmiyormuşum gibi olur. Sende kalsın. Aşk olsun be abi. Aramızda güven sorunu olur mu hiç? Asla. Kardeşten de ileriyiz. Şu kupon var ya, şu kupon. İkimizin de hayatını kurtaracak. Şuraya bak, çıkıyor mu gibi. Çak. Konuşuyormuş gibi. Doğal bir poz olsun değil mi? Sanki röportajdan çekiliyormuş gibi. Evet. Hazır mısınız? Evet. Peki sizce Türkiye'de kadınlar eziliyor mu Selami Bey? Eziliyor Havuç Bey. Ezilmeyeni de var Selami Bey. Hatta kocasını ezene rastlamak da mümkün. Binde bir de olsa var tabii. Az olması önemli değil. Eğer varsa bu konuyu göz ardı edemeyiz. Tabii tabii. O zaman demek ki ne yapılması gerekiyor? Sen benim izlediğimle ilgili bir şey söyledin ya biraz önce. Hayır. O karım beni izliyor. Ben ortaklaşa bir şey yaşıyorum yani onunla. Ne olur yat artık, uyuyamıyorum. Gazete baskı yetişecek kızım, ne uyuması? Yetişmese de kimsenin umurunda olacağını sanmıyorum. Yazmam gereken küçük bir yazı daha var.
sana. Senin aşk hayatını neden bir yazı dizisi halinde anlatmıyoruz? Saçmalama, meşhur işi lütfen söndürür müsün? Ana, biz burada milleti aydınlatmaya çalışıyoruz. Ablam ışığı söndür diyor. Yazıyor, yazıyor. Selami ve Oktay'dan çarpıcı açıklamalar yazıyor. Anne, bana sabah sabah bütün apartmanı ayağa kaldırdın. Ay evet çocuğum, sessiz ol biraz. Flaş haber daha ilk sayısıyla Türkiye'yi ayağa kaldıracak zaten. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 1 milyon rica edeyim anneanne. Şimdi üzerinde yok, akşam beri. İstersen seni abone yapalım anneanne. Her gün para vermekten kurtulursun. Bu çocuk resmen soyguncu oldu. Sen gazete almayacak mısın Emine abla? Kuponsuz gazeteyi ne yapacağım ben havuç efendi? Senin için kupon da veririz Emine abla. Vatandaşı mağdur etmeyiz. Peki o kuponların karşılığında ne vereceksiniz? Anneanne, senin kullanmadığın fritöz ne oldu? Ay hadi senin oğlum. Her sabah seni okula gönderene kadar canın çıkıyor vallahi. Hadi. Hadi, tamam, hadi. Hadi yürüyün bakayım hadi. Al montunu da hadi. Koş koş koş. Bay bay. Hadi güle güle. Güle güle. Olmaz dedim mi olmaz. O gazete çok pahalı oğlum. Bizim bütçemizi saksak. Ya Hüseyin abi, koskoca çay ocağı fabrikam var. Günde 1 milyon senin için nedir ki? Olmazsa abone yaparız Hüseyin abi. Hem daha ucuza gelir vallahi. Hadi be Hüseyin abi. Heh, bak senin için gazetemizde... at yarışı köşesi ayırdık. Tahminlerimiz. Alalım bir tane bakalım. Hüseyin abi, bombayı patlattık abi. Ortak doldurduğumuz kuponla tam 5 milyar kazandık. Ne? 5 milyar mı? Şükrü, ben o kuponu yatırmadım ki oğlum. Kolay gelsin. yemekte ne var Hüseyin? Hiçbir şey Kemal Bey, hiçbir şey. Oo, çok güzel, bayılırım. Nasıl hiçbir şey? Kıymalı hiçbir şey. Hüseyin teyzenin yaptığı en güzel yemek. Ayol, onu da beğenmez bu. Bu kıymalı hiçbir şey niye tozsuz olmuş der. Kim demiş? Sen! Yatıramadım işte Şükrü. Anlamıyor musun? İşten güçten başımı kaldıramadım. Yoksa bana güvenmiyor musun? Güven meselesi değil abi. Madem yatıramayacaktın kuponu, o zaman bana verseydin. Gitti güzelim 5 milyar. Adama hasret etme Şükrü. 5 milyar arkadaşlığımızdan da mı kıymetli? 5 milyar da az para değilmiş yani. Az olur mu avuç? Eşek yüküyle para. Siz yapar mısınız bilmem ama... o paraya babasını bile satan adamlar var. Müsteşar Kemal, müzeyen değil yemek yapmayı, yumurta kırmayı bile beceremez. Yemeğini bir kere yiyen talihsiz, anında zehirlenir. Hayda! Ben böyle bir şey söylemedim ki. Erkeklerin en iyi bildiği şey de budur işte müzeyen teyze. Yaparlar, söylerler, ondan sonra da inkar ederler. Allah! Bana niye inanmıyorsunuz canım? Boşuna inkar etme. Söylemişsin. İşte burada, burada. Canım tamam yani yemekleri biraz tatsız tutsuzdur dedim ama... gerisi uydurma Müzeyyen Hanım. Yine söylüyorsun işte. Demek tatsız tutsuz öyle mi? Ah be Hüseyin abi. Cepten bir alo desen gelir yatırırdım ben kuponu. Bak uzatma asabın bozuluyor. Hakikaten fazla uzattın yani Şükrü abi. Bir daha oynar bir daha kazanırsın işte. Gazetemiz Flaş Haber... her gün sizler için altılı tahmini yapıyor. Üstelik hediyesi de 1 milyon. 1 milyon mu? İstersen abone olabilirsin Şükrü abi. Hem daha ucuza gelir. Ya avuç, bir tane gazete aldık işte. Onu da ikimiz okuruz. Japonya'da kişi başına 2 gazete düşüyor Hüseyin abi. Sizin Japonlardan ne aşağı kalır yanınız var. Sen de. Sen de. Hadi, hadi.
köşe yazılarım var. Yazıklar olsun Kemal Bey, yazıklar olsun. Bunca yıldan sonra buna resmen nankörlük denir. Ya bunların hepsi Havuç Efendi'nin uydurması. Niye inanmıyorsun? Ya buna ne denir? Bak işte burada. Müzeyyen'in bu dünyada yemekten sonra yapamadığı ikinci şey de ev işidir. Allah Allah. Nereden çıkarmış bu çocuk bunları? İşte, işte burada hepsi yazıyor. Bak, elinden ne çamaşır gelir ne de bulaşık. Ütüyü hiç söylemiyorum zaten. Bir pantolonu ütülemesi için Müzeyyen'in eline ver, üzerine 4 şeritli otoban inşa etsin. Külliyen yalan. Tamam uşağım. Gazetenize reklam vereceğim. Ama bir şartım var. Benim hakkımda güzel haberler yapacaksınız da. Nasıl güzel haber yani? Yani filanca çitirle bilmem nereden çıkarken yakalandı gibi uşağım. Böylece bu alemde benim de prestijim yükselecek de. Doğal olarak da çitirlerin bana olan talebi artacak. İyi ama böyle bir haber sizin için kötü bir reklam olmaz mı İsmail Bey? Reklamın iyisi kötüsü olmaz uşağım. Böylece çitirler arasında namum yürür da. O işi oldu bil İsmail Bey. İnternetten en güzel kızların fotoğraflarını indirip senin fotoğrafına montajlayacağız. Başlığa da ünlü playboy İsmail Bey her gece başka bir güzelle yakalanıyor yazarız. Nasıl? Çok güzel inşallah. Sonra da gelsin çitirler de. Şuraya bak Hüseyin abi. Bu Emine yenge değil mi? Gazetenin arka sayfa güzeli olmuş. Ne diyorsun sen Şükrü? Şuraya baksana abi ne yazıyor? Ünlü temizlik sanatçısı Emine abla işten aşka zaman ayıramıyor. Uzatmalı kocası Hüseyin abiden ayrılmayı düşünen güzel sanatçı şu anda kalbim boş dedi. Oluyor Oktay. Ne? Okudun değil mi Gönül? Evet. İstanbul'un en ünlü kıskanç kocalarından Oktay Bey'den olay yaratacak bir açıklama geldi. Ben olmazsam Derya Hanım bir hiçtir. Yalan, külliyen yalan. Ya buna ne demeli? Extra light erkek Selami amca yaptığı açıklamada Türkiye'de erkekler eziliyor dedi. Dışarıda çalıştığım yetmiyormuş gibi ev işi bende, bulaşık bende, Orçun'un bakımı bende diyerek dert yandı. Hayatım yemin ederim ben böyle bir şey demedim ki. Yahu orada yazılanların hepsi yalan. Biz 1000 tane laf ettik. İçinden cımbızla alıp koymuş oraya. Eminim 1000 tane laf etmesindir. Tam senin lafların işte. Kadınlar duaları gereği zayıftırlar. Akşam yemekte ne var Müzeyyen Hanım? Hiçbir şey Kemal Bey. Öğlenki menünün aynısı yani. Sen de bir şey yapma Emine. Madem beğenmiyor kendi yemeğini kendi yapsın. Utanmadan bir de gazetelere yazdırıyor. Gelin bakalım medya maymunları. Herkesi birbirine düşürdünüz. Biz ne yaptık ki Emine abla? Bilmem ne yaptınız. Vallahi bir gün o kalemini kırıverirler Associated Havuç. Bilmiyorsun Emine abla. Özgür basını susturmaya kimin gücü yetebilir ki? Havuç, seninle konuşacaklarımız var. Mesela Kemal amcanın gücü yetebilir. Size inanmıyorum ya. Küçücük çocuğa inanıp olay çıkartıyorsunuz ha. Bizim ciddiye aldığımız sizsiniz Oktay. Ve saçma sapan düşünceleriniz. Pes yani Havuç. Senin yaptığın gazetecilik etiğine sığar mı abicim? Kıvırma Selami. Diyelim yarısından çoğunu Havuç uydurdu. Ya diğerleri ne olacak? Burada bir tane yenilir yutulur laf yok. Neymiş efendim? Kadınlar zayıf yaratıklarmış.
Esas yaratık sizsiniz. Yalan mı? Kadınlar bu dünyanın figüranlarıdır. Esas olansa her zaman erkeklerdir. Al işte. Bir de söylediklerini inkar ediyorlar. Niçin uydurma haber yazıyorsun Avuç? He? Seni gazeteciler cemiyetine şikayet eder, meslekten men ettirir. Sen yemekleri beğenmiyorum demedin mi dede? Ben sadece yemekler tuzsuz oluyor dedim. Sen bire bin katmışsın. Bundan böyle sizinle ilgili haber yapmayız Kemal amca. İyisi mi sana bir köşe verelim dede. Orada anılarını yazarsın. Köşenin adı da bir müsteşarın anıları. Acayip bir anı. Emre, sen gerçek bir belasın. Neler zırvaladın böyle? Neler zırvaladım? Duygun aşk trafiği diye bir şema yapmış. Güya bütün bu çocuklarla çıkmışım. Hepsi uydurma. Okulda bütün arkadaşlarıma rezil oldum ben. Söyleyin bakalım. Siz kadınlar hayatın hangi alanında erkekler kadar başarılı oldunuz ki? Ha? Çocuk doğurma konusunda oldukça başarılılar abicim. Dökülün bakalım, dökülün. Gazetede yazılanlardan daha fazlasını yumurtlayacaklar şimdi. Örneğin siz kadınlardan niçin hiç bilim adamı çıkmıyor? Çünkü adı üstünde, bilim adamı. Abicim niye öyle söylüyorsun ki? Kim bilir bizim bilmediğimiz ne bilim hanımları vardır? Mesela Madame Curie. O da sırf bu tartışmalarda kadınların da söyleyebileceği bir isim olsun diye çıkmış işte. Sen benim özel hayatımı yazamazsın Emre. Yazarım abla. Kamuya mal olmuş bütün herkesin özel hayatını yazabilirim. Halk merak eder. Ya saçmalamayın. Yani ben kimim ki kamuya mal olayım? Öyle deme abla. Sen de kendi çapında şöhret sayılırsın. Okuldaki çocukların hepsi sana hasta. Yazdınız diyelim ama bari yalan yazmayın. Yani şimdi Çağlar bunu size görünce ben ne diyeceğim? Ona kıyak yapıp listenin en başına onun ismini yazdık kızım. Daha ne istiyor? Havuç. Feminist. Havuç. Feminist. Evet. Şimdi de gelelim sanata. Niçin? Kadın bir Mozart yok. Yüzyıllardır. Neden bir kadın Beethoven, kadın Picasso, kadın Leonardo'lar çıkmıyor? Ha Selami? Niye biliyor musun? Hı? Senin gibi geri kafalı biri engel oluyordur da o yüzden çıkmıyordur. Alakası yok Gönül Hanım. Kadınla erkeğin doğası farklı deyince kızıyorsunuz. Öyle değil mi Selami? Ha? Kadınla erkek beyinlerinin farklı yarım kürelerini kullanırlar. Beyninin her iki yarım küresinde kullanamayan erkekler de vardır tabii. Ya. Peki. Şimdi kadınlar genelde sol yarım küresini kullanırlar. Erkeklerse sağ yarım küre. Sağ yarım küre demek sentez demek, analiz demek. Sol yarım küre ise konuşma merkezi. Yani dır dır dır. Yani abicim şimdi beyinde dır dır merkezi de mi var? Saattir kimin hangi merkezini daha iyi kullandığını görüyoruz Oktay. Dır 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 dır. Kafamızı şişirdin ya. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum olur. Gönül ya. Yazıklar olsun sana ha. Bu ne bu ne? Gördün mü sen bunu? Ne diyor bakayım? Bak şimdi dur. Uzun zamandır kayınvalidesinden gıcık kapan Selami Bey, Necda Hanım'ın orçuna iyi bakmadığını söyledi. Kör damat. Bir daha uydurma haber yapmayalım Avuç. Yoksa başımız belaya girecek. Gerçekleri yazsaydık bu gazeteyi hiç kimse okumaz değil. Bu benim yayıncılık anlayışıma çok ters Avuç. Asparagas haberden nefret ederim ben. Müthiş bir gazetecilik olayı yaptık Yiğit. Şu anda Türkiye çalkalanıyor. Evet ama bu yaptığımız gazetecilik etiğine sığar mı bilemiyorum.
Gazetecilik etiği mi? Senin bilmediğin bir şey olduğuna emindim zaten. Bırak şimdi etiği butiği oğlum. Bu gece çok işimiz var. Yeni sayımızı çıkaracağız. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Sen beni katil mi edeceksin kızım? Sana hiç yakıştıramadık yenge. Hüseyin abimin haysiyetini taça atmışsın resmen. Kızsana sen Şükrü. Aman be. Ne diyorsunuz siz öyle beygin mühendisleri? Asıl sen ne diyorsun kızım? Hüseyin'den ayrılıyorum. Kalbim boş ne demek? Ortaya zarf atmış işte abi. Biri açıp okusun diye. Ölüm nereden? Ölüm ben. Yaktım seni. Selam Uşam, ben çıkıyorum da. Daha erken değil mi İsmail Bey? Ne erkeni Uşam? Yaşım 40'a geldi de. Ama bu sefer helal süt emmiş bir hatun buldum Uşam. Şu mesele. Artık mesele değil Uşam. Hatun biraz kıskançtır ama o kadar kusur Claudia Schiffer'de de bulunur da. Saklasın düşmanlar. Artık benim de bir evdiğim var. Bay bay Uşam. Merhaba Uşaklar. Merhaba. Gelin bakalım siz, gelin, gelin, gelin. Abicim siz ne yaptınız ya? Yani bizim bu Supi var ya, delirmiş. Yani şimdi ben seni kırmayacağım diye gerçekleri halktan mı saklayacağım? Hangi gerçekleri Kemal amca? Ya şu Havucun gazetesinde ben hatıralarımı yazıyorum ya. Sen de mi köşe yazarı oldun Kemal amca? Maşallah yani. Evin her köşesinde bir köşe yazarı var. Aynen köşe yastığı gibi. Ya canım şimdi ben 1962 senesinin Ekim ayında bu Supi'yi 2 Mart bir oyunla perişan edip yenmiştim. Hatıralarımda bundan bahsettim tabii. Adam da buna bozulmuş. Bak şimdi. Ben de onu bunak sanırdım. O kadar eski mevzuyu nasıl hatırlamış canım bu? Hatırlamıyor zaten. Sen uydurmuşsun diyor bana. Delirmişsin sen Kemal Bey, delirmiş! Allah'ım ya Rabbim, yine ne var ya? Yine sizin yemeklerinizi mi kötülemiş Müzeyyen teyze? Yok canım, daha da kötü. Bekarlığında karıştırdığı bütün altları sayıp dökmüş. Neymiş efendim? Bir müsteşarın hatıralarıymış. Bir müsteşarın kirli çamaşırları. Desene sen şuna. Ne dediysen onu yazdık Selami amca. Bizde asparagus haber olmaz. Olmuş işte abicim, olmuş. Bak Gönül teyzenden papaz olduk bizde. Ne yapacağız peki Selami amca? Şimdi Avuç efendi, benim istediğim her şeyi aynen yazacaksınız. Eğer yazarsanız helalinden 20'şer kontör size. 20'şer kontör mü? Kusura bakma Selami amca. Benim kalemim satılık değil. Yüzer kontör de bende. Yiğit, hazırla makineyi. Sanırım önemli bir haber yakaladık. Teessüf ederim Hüseyin abi. Yani harbiden teessüf ederim. Ne diyorsun oğlum? Ben seni kardeşim gibi bileyim. Senin bana yaptığına bak. Bak bak. Hala konuşun. Ne diyorsun sen ya? Anlatsana. Ya canım bunda şimdi ne var ha? Yani gençliğimizde bir iki kızı elinden tutup sinemaya götürdüysek ne bir kötülük var bunda şimdi? Be adam, madem gençliğinde bir halt yedin, bunu niye sağda solda anlatıyorsun? Niye gazete köşelerinde yazıyorsun? Gerçekten hepsi böyle Müzeyyen teyze. Şimdi ona kızlarla gittiği filmin konusunu sorsanız hatırlamaz. Tabii kafa başka yerde. Saçmalama Emine. Yani şimdi 45 sene önce seyrettiğim filmin konusunu nereden hatırlayayım ben? Müzeyyen teyze bak, hatırlamaz işte. Çünkü çapkınlık erkeklerin kanlarında var, kanlarında. Doğru. Oku Hüseyin abi, oku. Bak ne yazıyor. Yakışıklı beygir mühendisi Hüseyin abi, altılıdan kazandığı 5 milyardan ortağı Şükrü abiye bir kuruş bile koklatmadı. Ne alakası var?
Hüseyin abiye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre beygir mühendisi Hüseyin efendi para için babamı bile satarım dedi. Oktay Bey. Hı. Sizce çapkınlık yapmayan erkek var mıdır? Çapkınlık erkeklerin mayasında vardır Havuç Bey. Her erkek biraz çapkınlık yapmıştır. Ama biz asla. Kesinlikle. Biz karılarımızı taparız abici. Tapmak ne kelime Selami. Biz onlar için ölürüz, ölür. Bunları aynen yazacaksınız değil mi Havuç Bey? Herhalde Selami Bey. Gerçekler neyse biz onları yazarız. Derya bana. Şu binanın tepesinden aşağı atla desin. Gözümü kırpmadan çıkar atla. Evet. Gönül bana desen ben de atlarım abicim. Hatta yere düşer, kalkar çıkar tekrar atlar. Derya benim üzerimden kamyonla geçsin, gıkım çıkmaz. Tır geçsin. Tır mı? Evet, hadi be. Uçakla bana benim üzerimden geçsin. Yemin ediyorum uçakla ben atlarım. Hadi be. Kuponu yatıramadım, anlasana. Bana bak, bana. Bu gazetedeki yazıların hepsi yalan. Palavra! Tabii tabii. Ben de inandım. Boynuna altın zinciri takmışsın Hüseyin abi. Bu değirmenin suyu nereden geliyor Hüseyin abi? Bunu kayınpeder düğünümde taktı oğlum. Emine bozdurmayayım diye yıllarca benden sakladı. Biraz delikanlı ol Hüseyin abi. De ki, ben seni satıp parasıyla da boynuma altın zincir aldım, tamam? Ne diyorsun sen Şükrü? Demem o ki Hüseyin abi, bundan böyle sen beni boynunda taşıyacaksın şıngır mıngır. Ben de seni bir yara olarak tam buramda. Adamı hasret etme Şükrü! Derya olmazsa var ya ben bir hiçim hiç. Abicim gönül olmazsa esas ben kocaman bir hiçim. Bir sıfırım. Böyle üst yuvarlak bir sıfırım. Asıl ben hiçim. Bu kadar yeter Selami amca. Yetmez abicim yetmez. Biz ne yapsak karılarımızın hakkını ödeyemeyiz. Selami haklı. Ödeme demişken bizim şu kontör işi ne olacak? Orasını düşünmesen özgür basın. Yeter ki dediklerimizi aynen yer. Siz hiç merak etmeyin. Virgülüne bile dikkat ederiz vallahi. Aferin. Ne de olsa Selami amca, baba yarısı sayılır değil mi Havuç efendi? Duygu, bu Havuç 3. Dünya Savaşı çıkartacak ha. Söyleyeyim sana. Herkes birbirine düşürdü ya. Hayır, çıkardığı gazete de bir şeye benzese. Hep yalan dolan. Zaten o yüzden çok satıyormuş ya. Havadan sudan şeyler yazsam diyor, kim okuyacak onu diyor. Benden öncesi beni ilgilendirmez Duygu. Kiminle arkadaşlık ettiğin falan da umurumda değil. Ama bana karşı dürüst olmalıydın. Talaycığım saçmalama. Öyle şeyler yok. Gerçekten onlar sadece Havuç'un uydurması. Abiciğim, kızlar yeni haberimize bayılacaklar ya. Gelip boynumuza sarılacaklar Selami. Acaba fazla mı yağ çektik abicim ya? Boşver. Bu kadar yağın kime zararı olabilir ki Selami? Kimseye olmaz abicim, kimseye olmaz! Oktay, bunları söylediğinize inanamıyorum. Doğru mu bu yazılanlar Selami? Aa hayatım, Havuç hiç yalan haber yazar mı? Ne yazdıysa aynen altına imzamı atarım. İnkar etmiyorsun yani. Bak ne demişsin. Her erkek mutlaka çapkınlık yapmıştır. Ama biz asla. Yazının devamını okuyunca onu da göreceksiniz hayatım. Burada yok öyle bir şey Selami.
Nasıl ya? Ne demek o? Ama daha enteresan olan bir açıklama var. Light erkek olarak tanıdığımız Selami amca, her erkek gibi ben de çapkınlık yaptım dedi. Haber kaynağımı sana söylemek zorunda değilim Hüseyin abi. Biz ne yazdıysak o doğrudur. Bana hiçbir şey yapamazsın. Basına sansür uygulanamaz. Ne oldu avuç? Okuyucu iyice çıldır değil. Her haberimiz bomba etkisi yaratıyor. O bomba elimizde patlamaz inşallah. Ben şu telefonumu kapatsam iyi olur. Okuyucuya cevap vermekten yazımı yazamıyoruz. Biz böyle bir şey söylemedik ki Gönül. Yalan yanlış uydurmuş yine işte çocuk. Asparagas tamamen. Evet hayatım ya. Havuç resmen sallamış yani. Ayol biraz önce havuç yalan haber yapmaz diyen sen değil miydin? Evet sevgili kocacığım. Hani burada ne yazıldıysa altına imzanızı aterinize? Açık soracağım havuca. Kapalı. Kapalı mı? Kapatır tabii. Kapatır tabii. Bu kadar çok palavra haber yazarsan birileri hesap sorar sana. Kapatmış. Evet. Kapatmış. Birinci sayfa bitti sayılır. Geliyorum, geliyorum. Fotoğraflar da çok güzel çıkmış ama. Baskıyı durdur avuç. Hüseyin abi hakkında çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Tamam, olur. Üçüncü sayfada yakında yılın bombasını açıklıyoruz diyor Gönül. Baksana şuna. Kimi kiminle yakaladık. O bomba inşallah bunlardan birine ait değildir. Siz de iyice saçmaladınız ha. Çocuk kendi kendine eğlenmiş işte. Hala anlamadınız mı? Eğleniyor işte. Makara yapıyor. Ah, inanmıyorum. Oku şunu Gönül oku. İkinci sayfa. Selami amca kaynanadan yana dertli. Kaynanamdan gına geldi. Kızını aldık. Promosyon olarak yanında anasını verdiler. Ben bu kadından ne zaman kurtulacağım diyen Selami amca... Ver şunu bana. Bu mu damatlık ha? Aman gör! Arayacağım. Yemin ederim biz öyle bir şey değiliz. Aman gör! Aman gör! Çabuk süpürge ettim sana. Aslında Hüseyin abi fenomen falan değil avuç. O tırsağın tekidir. Yapma ya. Delikanlılık hikaye. Ne delikanlı Savuç? Bu alemde benim sayemde nam saldı o. Üç kuruşa da arkadaşını satar. Daha önce sattı zaten. O bir şey değil Avuç. Şimdi sıkı dur. Bombayı patlatıyorum. Patlat Şükrü abi. Kendisi fareden acayip tırsar. Ufacık bir fındık faresi görse korkudan altına eder. Şey, Avuç, bana bak. Bu konuştuklarımızı ben söylemedim, ona göre. Herhalde Şükrü abi. Haber kaynağımı açıklar mıymış? Tamam o zaman. Ben kaçtım Avuç. Güle güle. Yarınki başlığı buldum Yiğit. Sahte fenomen Hüseyin abi yaramaz adammış. Ya saçmalama Avuç. Şükrü abi öyle bir şey demedi ki. Aslında öyle demek istedi. Ama korkudan söyleyemedi. Yenge, hı, sana bir şey soracağım. Hüseyin abi son zamanlarda para bakımından ne durumda? Aman ne durumda olacak? Her zamanki gibi meteleye kurşun atıyor beygir mühendisi. Peki ya o boynundaki zincir falan? Ne ayak? Babam onu evlenirken takmıştı bize. Bu kadar zamandır saklıyordum ama bulduğuna göre iki gün sonra bozdurur artık. Altından 5 milyar falan yakalamadı yani. Ne 5 milyarı Şükrü? 5 milyar bulsa 5 milyar kere takla atar o. Çok iyi olur Avuç.
Hüseyin abi ben ölmedim. Ben de bunu ölmedim. Babuş. Gönül. Hayatım aç şu kapıyı ya. Gönül. Beni rahat bırak Selami. Hayatım görün, saçmalama, ne olur, olur mu öyle şey ya? Bugüne kadar senin üstünü gül kokladım hayatım ben ya. Bir kere bile olsun çapkınlık yaptıysam, bir daha yapma desem olmasın yani. Git başımdan dedim sana. Günün, hayatım, aç kapıyı hadi. Uykum geldi. Uykum mu geldi? Uykum geldi demek ha? Hayatım, yastık. Hayrola abicim. Merhaba Selami. Merhaba. Ya Derya yatak odasının kapısını kilitledi. Ne dediysem açtırtamadım. Ya. Salonda o kadar soğuk ki. Canımsın ya. Kanka çok düşüncelisin sağ ol. Oktay! Şey, evet pardon. Çok iyisin, yastıksız olmaz tabii. Yazımı okudun mu Avuç? Evet dedi, harika olmuş. Ha, değil mi? Ben yazmaya başladıktan sonra tıraşta da acayip bir artış olmuştur herhalde. Şu gazete saçmalığını bir tarafa bırak. Kimse de huzur kalmadı. Ana. Ne münasebet? Vatandaşın haber alma hakkını kimse elinden alamaz Hüseyin Hanım. Vallahi bu gazete yüzünden Hüseyin'le babaz olduk. Çağlar da benimle konuşmuyor. Siz zaten iki günde bir küsüyorsunuz kızım. Gazete bahane. Ya bizim belgin mühendislerine ne diyeceksin? Aralarından su sızmıyordu şimdiye kadar. Ama Havuç'un gazetesi çıkınca şimdi onların da arası bozuldu. Gerçekler bazen insanların huzurunu kaçırabilir Emine abla. Ama bu bizim bildiğimiz yoldan şaşmamıza neden olamaz. Engel olamaz. Asla olamaz. Özgür basın susturulamaz. Sen uyma bari bu çocuğa. Ben çıkıyorum. Gazeteleri dağıtacağım bir sürü yerde. Yazıyor, yazıyor. Hüseyin abiyle Şükrü abi arasındaki hesaplaşmayı yazıyor. Yazıyor. Yazıyor Hüseyin abi. Hüseyin abi. Şükrü. Ver o mübarek ellerini öpeyim Hüseyin abi. Sana güvenmemekle ne büyük hata etmişim meğer. Biz güvenilmeyecek adam mıyız oğlum? Anladın değil mi şimdi hatanı? Hem de aslın hatası. Beni affet abi. Sağ ol abi. Sene 1973. Ağustos ayının sıcak bir günü. Supi Bey'le tavla oynamaya karar verdik. Ben siyah pulları aldım. Evet. İlk attığım zar düşeşti. Bizde yamuk olmaz oğlum. Olmaz tabii abi. Değil 5 milyar. 5 kat trilyon olsa arkadaşımızı satmayız biz. Satmazsın abi. 5 kat trilyon da eşek yüküyle para be abi. Hiç fark etmez oğlum. 5 kat trilyonu elimin tersiyle iter, önce arkadaşlık derim. Dersin abi. 5 kat trilyon tam olarak kaç para yapıyor Şükrü? 5 kat trilyon... 5 katrilyon işte abi. İyi para yani. Olsun. Ben yine de o paraya satmam seni oğlum. Supi'yi gene
feci şekilde marz etmiştim. Supiye, ne o Supi, kolunun altında bir sökük var dedi. Supi de kolunu kaldırarak baktı. O sırada tavlayı kolunun altına sıkıştırdım. Hani Kemal amca, Supi amca sana vallahi fena halde köpürmüş söyleyeyim. Köpürmüş mü? O palavracı kahveye gelmesin, yoksa o tavlayı kafasına kırarım dedi. Supi gene gereksiz bir laf etmişti. Çünkü yapamayacağı bir şeyi söylüyordu. Tavla da çünkü hep yeniliyordu. Ben zaten hiç inanmamıştım. Senin beni 5 milyara sattın Hüseyin abi. İnanmayacaksın tabii oğlum. Dış mirakların oyununa gelmemek lazım. O yazıyı Emine yazdırmıştı Kavuş'u aramızı bozmak için. Ama yer miyiz? Yersin tabii abi. Sen bir fenomensin. Fenomen ne demekti Şükrü? Fenomen demek... arkadaşını 5 katrilyona bile satmayan delikanlı adam demek abi. Fenomenlik de üzerime yoktur Şükrü. Yazıyor, yazıyor. Hüseyin abinin sahte fenomen olduğunu yazıyor. Sahte fenomen Hüseyin abi yaramaz adammış. Medyanın uydurmasıdır abi. İnanma. Yaptığı basın açıklamasında Hüseyin abinin aslında delikanlı falan olmadığını iddia eden Şükrü abi o bir tırsaktır dedi. Demeyin. Demedi abi. Bitti sen Şükrü. Bırak adamın ciğerini tut seni falan. Ne yapmasın lan? Ne biçim konuşuyor sen benim de? Hey! Kime basın açıklaması yapıyorum ben? Çağlar. Merhaba. Gelsene. Şey, Duygu, senden özür dilemeye geldim. Özür dilemeye mi? Sen haklıymışsın. Havuç'un bu gazetede yazdıklarının hepsi palavra. Beni bağışla. Ben gerçeği öğreneceğimi biliyordum da. Buyur canım, buyur. Selam Hüşam. Seni Söngül Hanım'la tanıştırayım da. Memnun oldum efendim. Ben de memnunum. Aman Hüşam, hatun çok kıskançtır. Bir pot gireyim deme ha, tamam. Tamam, tamam İsmail Bey, merak etmeyin siz. Bron çok güzelmiş İsmail. Çaylar! Oo, İsmail Bey, hanımefendi yeni sevgiliniz mi? İsmail. Demek Havuç'un yazdıkları doğruymuş gazetede. Sizin de hızınıza yetişilmiyor İsmail Bey. Sen ne diyorsun Uşam? Ünlü playboy İsmail Bey her gece başka bir güzelliğe yakalanıyor. Bu ne İsmail? Songül Hanım, açıklayabilirim da bu resimler gerçek değildir. Allah, insan vermesin. İsmail, vermesin. Bir dakika Songül Hanım, bir dakika. Onlar hepsi montaj lan. Bu da montaj Songül Hanım. Hayda, ne oluyor? Peki nereden anladın Havuç'un benim hakkımda palavra şeyler yazdığını? Şuraya baksana Duygu. Güya benim de şimdiye kadar çıktığım kızların listesini yapmış. Çoğunu tanımıyorum bile. Sevda kim Çağlar? Sevda,
Ya hayatım yok öyle biri. Bana doğruyu söyle, kim bu? Ya vallahi tanımıyorum, yok öyle biri. Avuç yazmış hepsi. Yazmış işte, niye yalan yazmış? Yazıyor, yazıyor. Emine abla uzatmalı kocası Hüseyin abiyi boşuyor. Selami amcadan çok açıklamalar. Çapkının o andayım 24 ayardayım. Hüseyin abi kankası Şükrü için şöyle böyle dedi. Duygu'yu da çaldığımın arası hangi çıtır yüzünden bozuldu? Yazıyor, yazıyor. Bu yazdıklarını açıklamalısın Havuç. Doğru mu, yalan mı? Aslında şey... Ney? Hepsinin düzmece olduğunu söylesene Havuç. Ben de zamparalık yaptım demediğimi anlatsana abici. Çocuğu etki altında bırakmayın. Ne söyleyecekse söyler o. Hadi Havuç, söyle evladım. Medyanın üzerine de fazla gitme Hüseyin. Senin yüzünden insanların ilişkileri bozuldu abicim. Eğer doğruları itiraf etmezsen... insanların kafasında şüpheler kalacak. Aslında... Kapı. Ben bakarım Emre'cim. Hadi Havuç, konuşsana. Çatlatma insanı. Nerede o kırmızı Hüseyin? Kardeşi kardeşe düşman etti şerefsizim. Sanırım hepinizden özür dilemem gerekiyor. Evet, haklısınız. Yazdığım bütün haberlerin hepsi uydurmaydı. Selami amcan... ben de zamparalık yaptım demedi mi yani? Hayır. Kaynanamdan gına geldi lafı yalan mıydı? Söylüyorum ya işte, hepsi uydurmaydı. Hüseyin abinin Şükrü abi hakkında söyledikleri... Şükrü abinin Hüseyin abi hakkında söyledikleri. Yaramaz adam demediğimi de söyle Havuç. Neden böyle şeyler yaparsın ki abiciğim? Ancak sansasyon yaratarak gazetemi satabileceğimi düşünmüştüm Selami amca. Ama yanılmışım. Hepinizden özür dilerim. Sadece özür dileyerek bu işten sıyrılacağını mı sanıyorsun Havuç Efendi? Yok. Hayır. Hayır. Hayır! Dede yapma ablanı! Seni düzelmez seni! Kader bu oyunu ya çocuklar ne olur.